Merhaba arkadaşlar. Perşembe günü başladığımız S89B sim videomuza devam ediyoruz. Biliyorsunuz yaralı olarak piste indik. Bayağı bir artık mücadelede yara aldık. Şimdi tamir olacağız. Yakıt alacağız. Mühimmat alacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Tabii F89'la mücadele edince üs vurmak gibi bir lüksünüz yok. Yani bu sadece it dalışı yapacağınız, düşman uçağı vuracağınız bir sim videosu. Şimdi yanımda bir FB2 var. O da ilginç bir uçak. Birlikte kalkacağız bakalım. İleride de bir uçak daha bizim şey olması lazım. Taraftan olması lazım. Çünkü orada bizim taraftan olması uçak savarlar ona ateş yağdırıyor olurdu. Görüyorsunuz bu haritada yanlış hatırlamıyorsam 5 tane farklı alan var. Benim kalkabileceğiniz. Tabii ilk dönem jetlerinin şeyinde geçtiği için, zamanında geçtiği için maalesef alanlar öyle asfalt falan değil. Bayağı bildiğiniz toprak zeminde kısa pistler. Oradan inip kalkıyoruz. İşte böyle afterburnerlarımız sayesinde kanırta kanırta gittik ve kalktık. Afterburner demişken bu uçak gerçekten çok ilginç. Çünkü düşünsenize ilk zaman jeti, yani çoğu rakibi pervaneli uçaklar bunun. İlk zaman jeti olmasına rağmen bildiğiniz afterburner'a sahip ve düz uçuşta 950 kilometreyi zaten buluyorsunuz ve geçmeye kalkıyor. Ama yapısal bütünlüğü buna müsaade etmiyor. Sizin de dolayısıyla afterburner'ı kapamayı bırakın, gazı %90'lar seviyesine falan indirmeniz gerekiyor. Ki ancak işte o şeyde birazcık duruluyor. Bakın buradan 33.000 gümüşle 9.000 deneyim puanımızı aldık. Dünkü videoda yaptığımız mücadelenin neticesi bu. Şimdi T41 yaptım kısacası. Yerimi belli ettim. Burada radar da olmadığı için şu anda tek güvenceniz bu. Yani sim maçlarını unutmayın. T'ye basıp 4'ü arkasından 1'e bastığınız zaman haritada işte beni takip et, beni izle falan fistan lafı eşliğinde sizin nerede olduğunuzu takım arkadaşlarına göstermiş oluyorsunuz. Böylece kim buraya gitmemek için güzel bir yöntem. Haritada gördüğünüz gibi zaten bir yer savaşı var aşağıda. Ve o yer savaşı da ben kim bilmiyorum şu an. Bakın birileri ateş ediyor. Demek ki uçak var oralarda. Bir yandan da ona ateş ediyorlar ama düşman uçağı mı, dost uçağı mı onu bilmiyorum. Ama bir uçak olduğunu kesin. Biz de kendimizi av arıyoruz sonuçta. Bakın yukarıda da bir uçak var. Görülüyordu hatta görüş sahasında. Benim de hızım şu anda bayağı iyi yani 850 km'yle. Bakalım soralım arkadaş sen kimsin diye. Boşu boşuna enerji harcamayalım ki. Bakın ben 3600 metredeyim. Bayağı yüksekteyim yani. Ve o dağ benden bayağı daha yüksek. Bence o büyük bir ihtimalle bizim takımdan bombardıman yapmaya giden biri olsa gerek. Çünkü denize doğru uçuyor. Ya da tabii şöyle de olmuş olabilir. Bizi bombalayıp da dönüyor da olabilir. Neyse bir anlayacağız şimdi. Bakın işte afterburner jet kullanmanın avantajları bu. Bu uçağı sanki yok, bu Alman uçağı. O evet. Alman bombardıman jeti. Ama muhtemelen bottur. Bununla birilerinin uçacağını sanmıyorum çünkü. Bota benziyor. Tabii bu Alman jetlerinin şöyle bir güzelliği var. Arkalarında taletleri yok. Yani nişancaları yok. Dolayısıyla sizi vuramıyorlar. Siz de keyifli keyifli geçip bunların arkasına patır patır indiriyorsunuz. Ama şöyle bir sorun var. O da jet.
Ben de yükseleceğim diye hız kaybettim ve bakın 6000 metredeyiz, bu hala yukarıda. Ve o da bir jet tabii. Benden kolayca kaçıyor. Çift motorlu. Ama bayağı bir yetiştim yani. Bayağı bir yetiştim. Yakaladık artık yani. Çünkü ben onun üstüne çıkmayı başardım. Ya da o şu anda kaçmak için dalıyor, ikisinden birisi. Bakalım ne olacak? Ama bunu kendi kendinize izleyeceksiniz. Şimdilik hoşça kalın.